Bugün A101'e geldik. Kızımın okul alışverişlerini yapmaya. Ve kardeşimin. Evet. Ama küçük çocuklar için şu şekilde küt uçlu makaslar daha işe yarayabilir. Yavaştan başlayalım alışverişimize. Ben kendim için şöyle bir uçlu kalem alacağım. Ne kadar bunun fiyatı anneciğim? Bunun fiyatı bakalım. Setiyle beraber 6.95 gösteriyor. Eğer doğruysa tabii. Çünkü burası çok karışık. Hangisi hangisinin fiyatı bilmiyorum. O yüzden fiyatı aşağıya açıklamalara biz bırakırız. Set dediğin şöyle mi oluyor? Aynen. Bu set oluyor. Ucu falan olduğu için. Uçla birlikte kalemi. Evet. Gayet de güzel bence. Kardeşime de mavisini alacağım. Şu şekilde ders çalışırken keçeli kalemler çok uygun oluyor. Güzel oluyor. Nerelerde kullanıyorsunuz? Not almak için ben çiziyorum. İşime yarıyor. Bundan bir tane alacağım. Şu şekilde post-itler var. Bunlar da not almak için, kitaplara, defterlere yapıştırmak için iyi oluyor. Hatta bunlardan böyle. Fiyatı ne kadar? İkişer tane alacağım. Fiyatları çok karışmış. Evet, yani hangisi hangisinin fiyatı bilmiyorum. O yüzden açıklamalar kısmından fişten yazıp öğrenip aşağıya bırakacağım fiyatlarını. Yine şu şekilde uçlu kalemler var. Bence güzel, canlı renkler kullanılabilir. İkili satılıyor bu şekilde. 07'ymiş. Bunlardan da alalım. Yine ders çalışırken bu renkli kalemler benim çok işimi görüyor. Sürekli kullanıyorum. Not alıyorum bunlarla. Renkli olduğu için ders çalışırken daha iyi oluyor. Bu şekilde. Bundan kardeşime de alacağım. Çünkü o da böyle kalemleri kullanmayı çok seviyor, biliyorum. Aynen. Yine bu şekilde böyle renkli tükenmez kalemler var. Bunlardan da alalım. Tahta kalem istemiştik kardeşim. Evet, tahta kalemleri de var. Diğer tarafta onları da bulabiliriz. Onlara da bakacağım. Hı hı. Yine bunlardan da alalım. Şöyle ilkokul çocukları için yine pastel boyalar var. Bu şekilde. 12'li. Bence gayet güzel, kullanışlı. Bunlardan da alabilirsiniz. Tahta kalemi diyor bak burada 7.95'miş. Ama tahta kalemi 7.95 ama şu an tahta kalemini göremiyorum. Bitti mi acaba? Bitmiş de olabilir. Aralara da karışmış olabilir. Ben karıştırayım mı şöyle? Olur. Bir bakayım yani. Çünkü indirimin başlamasından birkaç gün geçtiği için artık dağılmış buralar. Evet. Böyle saatler var. Kız çocukları için, erkek çocukları da var. Kuru boya kalemler de var yine, alabilirsiniz. Şundan ben kendime sikeyim. Böyle ajandalar var. Lazım mı sana ajanda? Bende var ajanda, geçen sene almıştım. Böyle ne not defteri fiyatı? Olarak da kullanabilirsiniz. Lisanslı ajanda. Kaç yazıyor? Fiyatı kıvrılmış. Bakalım. 17.95'miş. Evet, 17.95. Kabuğu falan güzel ya sert. Evet. Ondan. Şimdi diğer tarafa geldik. Burada yine böyle pastel boyalar var. 12'li, 12 renkte. Bu şekilde. Fiyatları ne kadarmış? Mesela pastel boya 12'li diyor. 2,5 lira. Bence çok uygun değil mi? Gayet çok uygun. Çok uygun. Okul alışverişi için çok uygun. Sulu boya var. Sulu boyalar var. Sanırım sulu boyanın da fiyatı evet 2,45 12'li. Bence bu da çok uygun alınabilir. Burada fosforlu kalem var. Bu biraz daha tabii büyük yaş grupları için. Bunu ben alacağım mesela. Senin çok sevdiğin kalemler arasında değil mi? Evet. Fosforlu. Ben kırtasiye aşığı bir insan olarak. Bakalım. Başka burada böyle altılı keçeli kalem, bir adet makası, cetveli, yine kalemi, silgisi ve tutturaç. Tutturaç mı diyorlar buna? Böyle. Ne bir set var. Tutturaç.
Yani kağıt falan tutturuluyor sanırım. Yani tutura çalıyor yine de. Aynen. Bu setin fiyatı bakalım. Bakıyoruz. Göremedim. Sanırım bildiğim kadarıyla bu 25 lira civarıydı. Ben öyle hatırlıyorum. Bu da yine alınabilir. Çocukların hoşuna gidecek bir şey. Aynı şekilde kız çocukları için de var. Yine aynı set. Bu şekilde. Bunlar 25 lira civarıydı. Yine alınabilir. Çocukların hoşuna gider. Bakalım başka ne var. Daksil'in fiyatını görememiştik ya. 3.45'miş Daksil. Sanırım aynı Daksil değil mi bu? Aynı Daksil, evet. Evet, bu Daksil'in fiyatı da 3.45'miş. Bu şekilde alabiliriz. Daksil almış mıydık? Daksil almamıştık. Almadık değil mi? Bir tane alalım o zaman. Lazım oluyor ödevlerde. Yine böyle kırmızı kalemler var. Kırmızı kalemlerin fiyatı yine görülmüyor. Aa, burada daha güzel renkleri de varmış. Az önce biz mavi ve pembe almıştık. Çok farklı renkleri de var. Dediğimiz gibi. Böyle farklı renkleri var. Çok güzel renkleri var. Ben bunlardan bir tane daha alacağım. Çünkü renkleri çok güzel. Aldım. Hepsi 0.7 mi acaba? Evet galiba hepsi 0.7. Bakalım başka şu şekilde uçlu kalemler var. Bu şekilde uçlu kalemler var. Bak burada yine küp makaslardan var. Aynen bu şekilde küp makaslar ilkokul çocukları için biraz daha uygun olabilir. Daha güvenli olabilir. Sivri uçlu olmadığı için. Yine burada yapıştırıcılar var. Bantlar var. 1.75'miş böyle ikili fiyatı. Yine bir de pergel setleri var. Pergel setlerinin fiyatı yazmıyor. Burası boş. Boş. Fiyatının olduğu yer bu. Bu şekilde. Yani pembesi şey var. Sanmıyorum. Ama çok fazla pahalı olduğunu sanmıyorum. A100'de çok uygun fiyatlı. Özellikle kırtasiye ürünleri. Gerçekten çok uygun fiyatlı. Yine bu şekilde uçlar var. 0.5 olarak. Muhtemelen 0.7'si de vardır. Ne kadarmış uçlar? Sadece tek olarak. Yine yazmıyor. Kalem ucu diyor. Üçlü. 1.85 söylüyor. Üçlü dedi. Evet. Ha, üç tane. Bu şekilde böyle pergeller var. Renkli. Güzel olabilir. Böyle kalemler var. Dörtlü satılıyor. Bunlar da çok şirin. Bunlar ne için kullanıyoruz mesela? Uçlu kalem. Renkli renkli. Aynen. Bu şekilde karışık fon kartonları var. Bunları öğretmenler istiyor çocuklardan. Hatta şurada fiyatını görebiliriz. 2.45. Bunlar 2.45'miş. 10 tane renk içeriyor. Karışık 10 tane. 2.45. Ben bunlardan alacağım çünkü ders çalışırken böyle renkli kağıtlarda çalışmak gayet güzel oluyor. Daha akılda kalıcı. Fiyatı da 2.45'miş. Evet, gayet uygun. Sepetimize ekleyelim. Evet. Burada çocukların bayılacağı yine. Ne kadar güzel. Hem renkleri olsun. Çantalar var. Lisanslı diyor. Ne kadar? İlkokul çantaları 40 lira. Hı hı. Hatta şöyle bir tane çek çeklisi de var. Çek çekli olarak. Bundan senin vardı. Farklısı ama çek çeklisi değil aynen, mi? Aynen. Bence daha küçükken çok tabii. Güzel. Çok farklı çeşitleri var. Yani kız çocukları için de var. Erkek çocukları için de var bu şekilde. Bence gayet uygun. Yeni başlayanlar için gayet ideal. Evet, daha fazla çeşitleri de var. Hem 40 lira bence uygun, dışarıdan alsak daha pahalıya gelebilir. Şimdi gelelim defter kısmına. Gelelim defter kısmına. Defterlere bayılıyorum. Kardeşim de sana sipariş verdi galiba. Aynen. Şöyle 4+1'ler var. Bunlar lise öğrencileri için. Ortaokullarda kullanır. Üniversite için de bence gayet kullanışlı. Bu şekilde mesela bu ne kadarmış? 4+1 diyor. Bakalım.
Kalem kutuda da şunu alacağız, tamam mı? Şurada yazıyor olabilir. Kalem kutuda da şunu alacağız. Hep silinmiş. Heh, buldum. Mesela böyle 4 artı 1, 150 yapraklı 4 artı 1, 4 tane kareli bir tane çizgili defter 8.95'miş. Bence gayet uygun. Çünkü dışarıda çok daha pahalı. Tekli olarak bu şekilde. Şöyle sert kapaklı plastik defterlerin hem çizgileri hem kareleri var. Martesi ya da pazar. Ve farklı tavuk renkleri var. İçin küsmeye yollar yakın dedi mi? Şöyle farklı renkleri var. Gerçekten renkleri müthiş. Geçen sene de bunların küçükleri vardı. Ben küçüklerinden bir sürü almıştım. Ve bu defterlere bayıldım. Renklerine bakar mısınız? Sarı var, yeşil var. Rengarenk. Rengarenk. Hem de hangisi hangi defterin daha iyi hani böyle ayırt edebilirsin değil mi kullanırken? Evet. Bir de bu sert kapaklıların böyle tellileri de var. Hemen bakalım. Bu şekilde böyle kopartma yerleri var. Tırtıklı, hafif tırtıklı. Bence gayet kullanışlı. Bakarsak kağıdın kalitesi de güzel gayet. Hani kullanılabilir. Kalitesiz değil. Telli sevenler için telli de bence gayet iyi olur. Bu şekilde. Şu çokludan bulabilirsem başka ne alacağım? Burak istiyordu. Burak istiyordu değil mi? Aynen, çoklu defter. İstiyordu. 3 artı 1 var. 4 artı 1'nin siyahını bulabilirsem. Heh, 4 artı 1'in siyahını buldum. Onun çok fazla dersi olduğu için gayet iyi olabilir bu. Bunu ona alacağım. Aldım. Ne kadarmış fiyatı? Fiyatı ne kadar? 8.95. 8.95. Evet. 5 artı 1 göremedim. 3 artı 1 var. 4 artı 1 var. Belki karıştırırsak daha fazla da vardır. Yine bu da 4 artı 1. Kardeşin siyah mı istemişti özellikle? Evet, özellikle siyah olsun dedi. Varsa. Tamam. Evet. Kendime de pembesini alayım. Benim de çok fazla dersim var. Böyle defterler gayet kullanışlı oluyor. Bundan alalım. Yine böyle küçük boy telli defterler de var. Bunlar siz çok kullanmıyorsunuz herhalde. Evet, bana küçük geliyor. Bu şekilde sert kapaklı yine A5 boyutunda. Bunlar A4 değil. Çizgileri var, kareleri var. Yine bunların da renkleri var. Bence gayet uygun. Fiyatı özellikle bunlar çok uygun. Hı hı. Bakalım. A5 boyutta 40 yapraklı dikişsiz. Bunlardan bahsediyor. 2.25'miş. Geçen sene bunlar daha uygundu. Ben bir sürü almıştım. Böyle 1.25, 1.5 gibi bir fiyatı vardı. Bu sene zam gelmiş. Renkleri de şurada. A5'lerin. Grisi var. Mavisi var. Sarısı var. Evet, turuncusu, var. Pembesi. Kesinlikle kullanışlı. Yine böyle karton kapaklı olanları da var. Şu şekilde. Karelisi. Çok ilkokul çağı için değil mi? Evet, çizgilisi. Yani bunlar 40 yapraklı, daha az ve plastik kapaklı. Bunlar da 60 yapraklı ve karton kapaklı. Tercihe göre kim nasıl isterse. Burada ilkokul çocukları için yazı defteri var. Hmm. Bunlar da çok lazım oluyor çocuklara. Özellikle ilkokul çocuklarına. Bu şekilde kağıtlarının kalitesi gayet iyi. Çok ince olduğu zaman çocuklar kullanamıyor çünkü. Birinci sınıf için değil mi? Evet. Ajandalara geçelim. Bir de not defterleri. Senin birinci sınıf defterin hala duruyor biliyor musun? İlk defterin duruyor. Ela ile lale el ele. Aynen. Kardeşin de duruyor. Hatıra kalsın diye saklamıştım ilk defterlerinizi. Böyle not defterleri var. Bu not defterlerinin fiyatına bakalım. Görebilecek miyiz? Bir tane bana not defteri lazım anneciğim. O zaman alalım. Ama telli istemiyorum.
Tamam. Şöyle ajandalar da var. Bunların farklı renkleri de var. Ararsanız aralardan bulabilirsiniz. Ha, öbür tarafta da Şöyle var. gri var. Ben geçen sene kırmızısını almıştım mesela. Yine böyle yeşili var. Çok farklı renkleri var. Burada yine böyle silgisi olan, iki tane kalemi olan. Bakalım. Böyle. Böyle çeşitleri olan. Hem erkeklere hem kızlara hitap Evet. eden bir sürü kırtasiye Evet, malzemesi. bunun fiyatı da Ne kadarmış? neymiş? 6.95'miş. Hangisinin fiyatı? Bu değil galiba. Bilmiyorum. Bu Bak bakalım. yazmıyor. Bu yazmıyor. Şu set olanın 19.95 şu setlerin. Ne oluyordu? Bir de böyle Güzel şeyler. çocuklar için farklı renklerde, içinde de 12 tane keçeli kalem galiba. Evet, keçeli kalem olan. Şöyle açabilirsek. Böyle 12 tane Keçeli kalemle keçeli mi? kalem olan figürlü kalem kutu diye kalemlik diye geçiyor. Bu 10 liraymış, 9.95. Bu da uygun. Yani farklı çeşitleri var. Çocuklar böyle kutuya koyup çantalarına atabilirler de. Şunların uçlarına bakmak istiyorum ben. Bu şekilde keçeli kalemler bence gayet uygun. Şöyle açalım. Bence gayet uygun. Keçeli kalem. Yine böyle ucunda süsü olan böyle çıkartıp arkasına bittikçe takabileceğimiz kalemlerden var ve silgisi de var. Yine silgisini de bittikçe arkasına takıyoruz. İlkokuldayken bunları çok Ben bunlardan 100 tane falan bitirmişimdir herhalde. Her okul çıkışı alıyordum bunlardan Evet. bittikçe. Bir de böyle mavisi var. Erkeklere, erkek çocuklarına. Evet. Şöyle setler gördüm. Bir tane kalem var sanırım. Bu kalem galiba. Böyle iki tane farklı kalem var. Yapıştırıcısı var, ucu var ve silgisi var. Spiderman'li. Bu da Barbie'lisi. Aynısının Barbie'lisi, değil mi? Aynen. Bunları aldım. Yine burada az önce seçtiğimiz böyle onlu renkli kalemlerin böyle beşlileri de var. İhtiyaca göre hangisi daha iyi olursa sizin için. Burada kalemlerin fiyatlarını da gördüm. Onlu olan set 6.45. Şu elindeki değil mi? Bu beşli set de 3.45'miş. Bence gayet uygun. Çünkü dışarıda bunların teklileri çok daha pahalı. Bir de böyle şu kalemlerden var. Bunlar imza kalemi diye geçiyor. Öğretmenler çok istiyor yeni başlayan çocuklar. Bir siyahı var, bir mavisi Yeni var. başlayan derken yani. Yeni başlayan çocuklardan okul kırtasiye seti olarak öğretmenlerin kullanması için isteniyor bunlar. Bu kalem de üçlüsü diyor. Bakalım hangisi ki? Çok karışık yine fiyatlar. Bunların fiyatını göremedim ama bunlar gayet uygun. Hatta ben bunlardan alacağım çünkü ödevlerimde çok lazım oluyor. Siyah ve mavi pilot kalem. Pilot kalem. Evet. Onları da sepetimize ekledik. Evet. Sonra şu şekilde tükenmez kalemler de var. Bence bunlar da gayet kullanışlı. Her zaman lazım olabilecek ama ben bunların zaten renklilerini aldığım için şu anda bunlar bana gerekmiyor. Kardeşim istiyorum onlardan. Kardeşim renklerinden istemişti. O yüzden onu da almayacağım. Şurada ilkokul çocukları için yine sıvı yapıştırıcılar var. Bunlar da okulda etkinlik yaparken çok lazım oluyor. Çok fazla. Fiyatı da uygunken birkaç tane almanız sizin için daha iyi olabilir. 1.25'miş. Okulda etkinlik yaparken Evet. çok işe yarıyor. Oo. Bu şekilde bir resim seti var. Kız çocuklar için. Belki erkek çocuklar için de vardır Kızlar ama bunlara bayılıyor. Küçük yeni başlayanlar. Barbie'li var. Bunlara bayılıyor çocuklar. Bu da boya seti 20 20 liraymış. lira. Gayet uygun bence. Evet bence de. Bir de şey tahta kalemi bakıyorum Tahta kalemi öbür tarafta göremedim ben. Bitmiş ama burada var mı? ama. Bak bakalım. Kaplan naylonumuz olanlardan alacağız. Sepeti kenara çek anneciğim. Ne?
Hani şöyle şiir olan katlanan olabilir. Bunlardan. Dördüncü sınıftayken yani Şimdi ben bundan alacağım. Şimdi tükenmez kalem. Ben ders çalışırken böyle renkli kalemlere bayılıyorum. Biliyorum ta küçükten beri sen kalemleri kırtasiye ürünlerine aşığım zaten. 3.75'miş. Tamam. 3.75'miş. Bundan kesinlikle alacağım. Bir de böyle var. Bundan aldım sanırım ben. Aldın mı? Şimdi nereden kardeşin kullanmıyor galiba. Aynen. Kardeşime almayacağım. Şöyle var. Aslında bu renkli kalem, tükenmez kalemlerin iki çeşidi var. Bir böyle var, bir böyle var. İkisini de kullandım daha önce. Gayet kullanışlılar. Nerelerde kullanıyorum mesela? Ders çalışırken, not alırken, not. Renklendirmek için, dikkat çekici altın yerlere. Için, değil mi? Hangisini alayım? Sen bilirsin. Kullanacak olan sensin. Bilemedim. O aslında piti renkleri de aynı. O piti piti de hangisi çıkarsan al. Bunu aldım. O zaman başka? Başka. Burada böyle kalem kutular var. Bu kalem kutular ne kadarmış bakalım. Göremiyorum. Bu şeyin sanki fiyatını çıkarıp atmışlar mı? Hiç mi takmamışlar bilmiyorum. Yani. Mesela şey var görmüşken oyun hamuru, dörtlü oyun hamuru seti var. 8.95. O da şu şekilde. Bayağı büyük. Sekizli mi? Kaçlı? Bu dörtlü. 8.95 dörtlü. Ama büyük duruyor değil mi? Evet. Böyle dört tane rengi var. Çocuklar bayılıyor oyun hamurlarına. Gelip bakabilirsiniz. Küçük el kasları gelişsin diye çok şey yapıyorlar. Öğretmenler istiyor. Evet. Değil mi? Böyle kalem kutular var. Kalem kutuların fiyatını şu an göremedim. Çok bir karışık bakalım, olduğu belki için yukarıdadır. Şurada olabilir mi? Bak. Bir de şey fiyatlar çok silinik olduğu için tam da okuyamadım. Ama bunların da uygun fiyatlı olduğunu düşünüyorum. Çok pahalı şeyler değil. Ve çocukların sevebileceği renklerde camlı, güzel. Böyle farklı çeşitleri var. Bu şubede bu kadar kalmış sanırım. Yine şöyle çok kullanışlı plastik dosyalar var. Çok lazım oluyor. Şu şekilde yine bunlardan çok lazım oluyor değil mi? Evet, biraz daha üst sınıf grubu çocukların performans proje ödevleri yaptıklarında lazım olabilecek dosyalardan var. Bunlardan ne kadar çok almıştık Kübra Hanım? Evet, şu an lazım oluyor mu bilmiyorum ama bize üniversitede çok lazım oluyor bu şekilde dosyalar. Hatta mavisi veya siyahı varsa ben de alacağım. Mavisi varmış. Ne kadarmış bunlar? Sunum dosyası 4.25 diyor. Ben bunlardan alacağım. Şöyle iki tane alacağım. Ve içinde 20 tane dosyası var. Bence gayet kullanışlı. Çok lazım oluyor bunlar. Evet. Kardeşin istemiş miydi? Kardeşim istememişti bunlar. Tamam. Onları da ekleyelim sepete. Okul çantaları gördüm. Onu tanıtmış mıydı?